Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bugün haftanın ikinci ve son webinarını yapıyoruz. Sabah Facebook grubundan paylaşmıştım ben ana konularımızı. Birincisi bu Katar'la yapılan gündeme geldi yanılmıyorsam. Katar'la yapılan 15 milyar dolarlık 15 milyar dolar seviyesinde swap anlaşması. Diğer konumuz da ağırlıkta majör pariteler ve piyasanın genel gidişatı ile ilgili piyasa analizi yapacağız. Bu konulara geçmeden önce son günlerde yine çok fazla mevzu olmaya başladı. Çok kısaca ona değinmek istiyorum. Bizim grupta da Facebook grubunda da gündeme geliyor zaman zaman. Grupta olan arkadaşlar biliyorlar. İşte bu Forex ile ilgili sinyal meselesi. Çok defa konuştuk bunu. Çok uzun tartışmaya gerek yok. Çok hızlıca geçeceğim. Ya bu sinyal meselesinde bir kere şöyle bir şey var. Yani her kim ki kendisini Forex'te sinyal verecek kadar yetkin görüyorsa bunu eğer bu kadar bu işi biliyorsa bu kadar milleti zengin edecek kapasitede şeyi varsa, bilgisi görüntüsü varsa neden 500 dolar, 1000 dolar maaşla bir şirkette çalışır anlamıyorum. Genelde bu insanlar iki türlü çıkıyor, peydah oluyor ortaya. Ya ne olduğu belli olmayan, herhangi bir doğru düzgün regülasyon firmasından regüle edilmemiş firmaların müşteri temsilcileri oluyor. Ya da işte aylık 50 dolara, 20 dolara, 100 dolara sinyal satayım alacağım. Tipler bunlar. Hani bunu akıl ediyor mu? Yani bu işin mantığını birisi doğru düzgün bana açıklayabilirse ben sonuna kadar Facebook grubunda sinyal vermesine söz izin vereceğim. Yani böyle bir mantık yok yani. İşte günde 3-5 tane öyle ekran görüntüleri atıyorlar ki günde 3-5 tane işlem kapatıyor her birisi 300-500 dolarlık. Yani adamın ekran görüntüsünde her gün kazancı 2000-3000 dolar. Ama ne hikmetse beyefendi ya da hanımefendi bu abiler gidiyorlar 1000 dolar maaşla ne olduğu belli olmayan firmalarda çalışıyorlar. Bu işler çok mantıklı değil. Varsayalım ki öyle bile olsa birçok sefer ben gruptan söylemiştim. Hani herkesin yatırımcı kimliği farklıdır. Riske dayanma psikolojisi farklıdır. Risk analizi farklıdır. Para ihtiyacı farklıdır. Herkesin farklı farklı yatırımcı kişiliği varken, farklı farklı parası varken, yani 10 bin dolar marjı olan adama da aynı sinyali veriyorsun. Ne kadar aşacağını söylemiyorsun. 100 bin dolar olan adama da aynı sinyali veriyorsun. Ne kadar aşacağını söylemiyorsun. Ve ikisi de aynı oranda. Yani tamam parasal olarak ikisi de belki kendi parasına göre eşit miktarda ve oransal olarak eşit miktarda işlem açar mantığı yürütülebilir ama yani 100 bin doları kaybetme riski ile 10 bin doları kaybetme riski psikolojik olarak bile olsa en azından aynı şey değildir. Böyle işlere itibar edilmemesini umuyorum. Şey değildir yani işlem tavsiyesi niteliğinde bir de biz uzak durmaya çalışıyoruz. Hele şu doğrudan işlem aç, burada kapat bilmem ne falan. Bunlar yapay şeyler çok alt üst olan mantıklı işler değil. Çok da uzatmaya gerek yok. Bu işleri asla ve asla şey yapmayın. Bu işin hırsızlarıdır bunlar. Yani Forex piyasasının kötü adamlarıdır. Öyle diyelim. Bunların olması piyasanın kötülüğünü getirmez. Piyasada cazip olan, hareket olan piyasada açıklardan faydalanmaya çalışan insanlardır bunlar. Mevzuyu böylece değinip geçiştirmiş olalım. İtibar edilecek bir mevzu değil. Ciddiye alınacak bir mevzu hiç değil. Bir de şeyi de sinyalin dışında şeyi de söyleyeyim ben. Hani mevzunun benle ilgili olan kısmını sadece benle ilgili değil. Böyle piyasada inandığınız, güvendiğiniz insanlar olabilir. Bazı analizlerinden de bazı yorumlar çıkartabilirsiniz ki zaten bu yorumlar çıkartılsın diye mesela euro dolar olsun, sterlin dolar olsun, petrol olsun ya da başka bir sürü şey. Hepimiz bir sürü analiz yapıyoruz.
ve 3 aşağı 5 yukarı fikrimizi belirtiyoruz. Yani alım satım ve işlem emri şeklinde olmasa bile işte şu bölgeye kadar dayanabilir, buradan şu bölgeyi kırması zordur, kolaydır bilmem ne falan gibi değişik yorumlar yapıyoruz. Bunu tekrar etmiş olalım bu mevzu geldiği için. Şimdi kendinizle ilgili belki olmayabilir ama bir başkasına aşırı güven sizin kendi hesabınıza çok ciddi şekilde zarar verebilir. Yani Ahmet söylediyse doğrudur. Bir lot açacağımı 5 lot açayım. Mehmet söylediyse doğrudur. 2 lot açacağımı 10 lot açayım gibi böyle çok %100 inanarak teslim olmak ciddi sıkıntılar yaratabilir. Hepimiz belli ortamlarda bilgi paylaşımları yapıyoruz. Bu paylaşımları bir fikir analizi olarak düşünmenizde fayda var. Asıl olan kendi analizleriniz ve kendi kararlarınızdır. Bunu sakın unutmayın. Örnek almak, fikir almak, göremediğiniz bir açıdan bakış açısını görmek falan bunların faydasını inkar etmiyorum. Çok ciddi faydaları vardır. Ama mevzu öyle kalmalı. Yani sadece bir başkasının gözüyle iş nasıl görülüyor? Belki atladığınız, dikkat etmediğiniz, görmediğiniz ince bir noktayı orada dikkatinize sunacak. Bu mevzuyu öyle değerlendirmek lazım. Fikir alışverişi olarak düşünmek lazım. 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin fikrini alırsınız. En nihayetinde oluşan havuzda, bilgi havuzunda siz kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Bunun içerisinde de en önemlisi tabii hesabınızı doğru düzgün marj açısından doğru düzgün yöneterek, doğru düzgün koruyarak hareket etmektir. Bunun dışında herhangi bir ezbere işlem yapmak kim olursa olsun bu işlem önerisini veren hiçbir zaman tavsiye edilebilir bir şey değil. Bunu unutmamak lazım. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu mevzuyu çok uzatmaya gerek yok. Çok defa da konuştuk. Şimdi esas konumuza geçelim. Esas ve ilk konumuz Katar'la yapılan 15 milyar dolarlık swap anlaşması. Bir kere mevzuyu şöyle düzeltmek lazım. Evet, belki şeyde değişik kaynaklarda Katar'la 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığı gibi lanse edilse de mevzunun özü şu. Bizim eskiden beri ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Eskiden beri 5 milyar dolarlık devam eden bir swap anlaşmamız varmış. Onun üzerine daha doğrusu aslında mevzu şu. 15 milyar dolarlık biz Katar'la bir anlaşma yapmışız çok eskiden beri. Yanılmıyorsam 2 yıl işte bu 2018 Ağustos'undan sonra böyle bir anlaşma yapılmış ama Katar bunu sadece yani tabii bu anlaşmanın tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Anlaşma yapmak başka bir şey. İşi hayata geçirmek başka bir şey. 15 milyar dolar burada koyulan limit. Daha önce de bu limit varmış ve bu kadarmış. Yalnız Katar bunun 5 milyar dolarını karşılıklı kullandırmamıza müsaade ediyormuş şimdiye kadar. Devam eden süreç içerisinde 10 milyar dolar hep kapalı kalmış. Yani kullanılmamış olan 10 milyar İmkanım dolarlık geri kalan 15 milyar doların geri kalan kısmı. Katar işte 1-2 gün önce görüşmeler neticesinde bu 15 milyar doların artık tamamının kullanılabilirliği ile ilgili ön onay vermiş. Artık ne kadarı kullanılır, ne zaman kullanılır onu bilmiyorum ama varsayalım ki kullanıldı. Bu para ne olur, nasıl olur, bize nasıl bir faydası olur? Biz onu inceleyelim diye bakıyoruz. Şimdi swap'ın tekrar tekrar ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Zaten son günlerde çok defa konuşuldu bu konuyla ilgili grupta da uzun uzadıya bir yazı yazdık. Daha önce webinarda da bunu anlattık. Swap karşılıklı para takası ve takas ettiğimiz parayı kim kime ne veriyorsa o para cinsinden. Yani biz Katar'a TL veriyoruz. TL borç veriyoruz. Verdiğimiz TL'nin faizini alıyoruz. Katar bize Katar riyali veriyor. Verdiği Katar riyalinin faizi neyse o da bizden onu alıyor. Yani karşılıklı para takası yapıyoruz ve bu para takasının yanında da herkes verdiği paranın faizini karşı taraftan alıyor. İki taraf da birbirine karşılıklı eşit miktarda yani nakdi teminatlı kredi kullandırmak gibi bir şey. Yani öyle düşünün. İki taraf da bu mutlaka şey olmak zorunda değil. Yerel parayla olmak zorunda değil. Evet, genelde yerel parayla olur. Ama Katar bize bir babalık yapıp estağfurullah ne demek abi biz sana dolar verelim sen bize TL ver diyebilirdi mesela.
Bunu demedi. O bize Katar riyalini önerdi. Biz de ona TL'yi önerdik. Peki devam eden süreçte mevzu nasıl ilerleyecek, nasıl gelişecek? Şimdi biz bu parayı niye alıyoruz? İşte biliyoruz ki rezervlerle ilgili bir sıkıntı var. Yani işte bu işi yönetenler yok, rezervlerimiz yeterli falan diyor ama yani adama sorarlar yani rezervin yeterliyse niye swap anlaşması? Swap arayışı içerisindesin yani böyle tutuşmuş bir şekilde. Öyle değil tabii yani rezervler yeterli meterli değil. Cepten yenilmiş bir para var yani Merkez Bankası'nın kasasında. Şu anda tahmin ediyorum herhalde eksi bakiye veriyor şeyler, rezervler. Peki tamam biz 15 milyar doları karşılığında TL'yi Katar'a verdik. Ve bunun karşılığında da onlar da bize 15 milyar dolar karşılığında Katar riyali verdiler. Ne yapacağız biz bu parayı? Şimdi bir para nasıl kullanılır bir ülke açısından? Üç şekilde kullanılır. Birincisi dış borç ödersin. Yani vadesi gelmiş borçlarınız vardır. Bu borçları ödersiniz. Peki şimdi şöyle düşünelim. Bizim nereye borcumuz var? Diyelim ki işte Amerika'dan aldığımız para var. Örneğin dış borç. Bunu ödeyeceğiz. Amerika'ya Katar riyali verdiğinizde Amerika buna ne diyecek? Yani iki şıktan birisi ya hayır diyecek, almayacak ya da alıyorsa da hızlı bir şekilde bunu elinden çıkarmaya çalışacak. Yani bir yerlerde kullanmaya çalışacak. Çok büyük ihtimalle de almayacak. Yani Amerika gibi ülkeler zaten genelde kendi parasının dışında hani bir de orada şey ekonomik olarak güçlü olduğunuz zaman bir de sizin sözünüz geçer ortamda. Yani Almanya'ya, Almanlara İngilizce konuşturamadığınız gibi Amerika dolar dışında pek para kabul etmez. Euro bölgesi de Euro'dan farklı para kabul etmez. İngilizler sterlinden başka parayı neredeyse hiç kabul etmezler. Herkesin çünkü kendi parasını kullandırmak gibi çok doğal bir çabası var. Dış borç ödeyemezsiniz yani çok ciddi bir manada ödeyemezsiniz. Yani sadece Amerika ile ilgili değil, Rusya ile ilgili bir borcunuz varsa, Çin ile ilgili bir borcunuz varsa ya da özel sektörün herhangi bir ülkeden ithal ettiği bir mal var ya da bankaların sendikasyon kredisi sebebi ne olursa olsun önemli değil. Özel ya da kamu ile ilgili herhangi bir ödemede bunu karşı tarafa kabul ettirmeniz çok zor. Kabul etse bile çok ciddi bir şeyle, kur makasıyla kabul edebilir. Hele bir de Katar riyali gibi neredeyse konvertibl olmayan bir para. Ben bu mevzu şey olduğu için bir göz attım. Sanıyorum çıpalı kur kullanıyor. Çünkü şey yok yani hiç kurda bir hareket yok. Yani 3,60 civarında falan bir Amerikan doları karşısında şeyi var. Karşılığı var. Yani 1 dolar 3,60 Katar riyali falan yapıyor. 3,60 bu civarda. Ama şey enteresan bir şekilde böyle 1-2 sene önce bir dalgalanma yaşamış ama onun dışında dümdüz bir çizgi şeklinde gidiyor. Bu çok büyük ihtimalle çıpalı kurdur. Çok detaylı da bilmiyorum ama görünen o. Böyle bir parayı herhangi bir ülke çok büyük oranda büyük ihtimalle kabul etmez. İkinci şık ne? Bu parayı nasıl kullanabilirsiniz? İthalat ödemesi yaparsınız. Yani dış borç gibidir o da. Bir yerden mesela Bulgaristan'dan saman alıyorsunuz. Yok Borneo'ya vermiyor. Koskoca Türkiye saman almaz Bulgaristan'dan. Kanada'dan mercimek alıyorsunuz. Yok onu da vermeyelim. Kanada'dan da mercimek almayalım. Biz tarım ülkesiyiz. Rusya'dan kereste alıyorsunuz mesela. Tamam mı? Rusya'dan kereste alırken bu parayı nasıl ödeyeceksiniz? Rusya'dan keresteyi devletler karşılıklı alışveriş yapmıyor ki. Özel şirketler iki tane yani Rusya'da kereste satan özel şirket Türkiye'de kereste almak isteyen özel şirketle anlaşıyor. Ve bir alışveriş yapıyorlar. Yani bu alışverişin ön anlaşmasında para Katar riyali olarak verilecek denmediyse çok büyük ihtimalle karşı taraf bunu kabul etmeyecektir. Yani bu şekilde anlaşmaya çalışırsanız da zaten ilk maddede saydığımız sebeplerden dolayı orada da çok büyük ihtimalle kabul etmeyecektir. Dolayısıyla ithalat ödemelerinde de kullanmanız çok zor ama bunun en büyük nedenlerinden birisi de ithal eden ve satan devlet değil. Yani karşılıklı iki devlet muhatap değil. Rusya devletiyle
Türkiye devleti muhatap olsa belki hani diplomatik bir takım varyasyonlarla bu sorun çözünebilir. Bu parayı burada kullanabilirsiniz ama öyle değil. Öyle olmayınca da özel şirket kabul etmez. Başına bela edeceği bir parayı almak istemez zaten. Kaldı ki zaten bu paranın uluslararası transferi de çok zor. Yani hani bir ülkeden bir şey alacaksınız, 10 milyon dolarlık bir mal alacaksınız. Katar riyali olarak vereyim dediniz. O da eyvallah abi tamam Katar riyali olarak öde dedi. Nasıl olacak? Nasıl transfer edeceksiniz? Yani girin bakalım internet sitelerinden. Ülke yani birçok bankada yani yerli bankalardan bahsediyorum. Uluslararası SWIFT halede Katar riyali şeyler içinde transfer edilebilecek paralar içerisinde yok bile. Yani dolayısıyla bu maddeyi de geçtik. Üçüncüsü Londra'da yani hani şey Londra'nın adı çıkmıştı böyle işte şey uluslararası faizci deniyor da ama piyasalar burada dönüyor. Londra'da bu parayı tutarsınız dolara çevirirsiniz. Bu doları alırsınız her türlü işinizde kullanırsınız ama rezerv olarak kasanızda tutarsınız ama vadesi gelmiş borçlarınızı ödersiniz. Ne şekilde istiyorsanız o şekilde kullanırsınız. Ama şimdi Katar'dan gelen varsayalım ki öyle. Öyle değil aslında. Zaten biz bunun 5 milyar dolarını kullanmışız. 15 milyar doların geri kalan 10 milyar dolarlık bir kısmı vardı. Ama varsayalım ki 15 milyar doları kullandık. Katar bize 15 milyar dolar karşılığı riyal verdi. Biz de bunu tuttuk. Londra borsasına götürdük. Dedik ki alın bunu güncel kurdan bize şey verin. Dolar verin ya da euro verin ya da sterlin verin. Uluslararası makbuliyeti olan bir para verin. Bulabilir misiniz öyle bir banka? Hadi bulduğunuzu kabul edelim. Yani bulursunuz ama ciddi makaslı olur dediğim gibi. Hadi onda da sorun yaşamadınız ve siz o bankaya sattınız. Bankada size dolar verdi, euro verdi. Karşılığı makbul bir döviz verdi. Bu sefer Katar riyali 15 milyar dolarlık bir para. Üstelik piyasada çok nadir görülen, çok hızlı dolaşımı olmayan, büyük montanda dolaşımı olmayan bir para. 15 milyar dolar gibi bir miktarla Londra piyasasına sürüldüğü zaman Katar'ın kuru allak bullak olur. Yani o 3.50, 3.60 olan kur bir anda 4'e, 5'e, 5.5'a falan çıkmaya başlar. Burada ne olur? Şimdi Katar gene işte bu mevzular konuşulmaya başlayınca çok kısa bilgi sahibi olalım diye baktık. Yani Katar'ın 3 milyon civarında bir nüfusu var. 340 milyar dolar civarında da adamların rezervi var. Yani adamlar güçlü. Yani kişi başına 110 bin dolar falan rezervi var yani şeyde hani bizde olmaya kalksa bizde 110 adam başı 110 bin dolar olsa 80 milyon hatta 80 milyonun da üstünde de 80 milyon çarpı 110 bin dolar dediğiniz zaman böyle uçuk kaçık falan bir rakam çıkıyor ki adamların rezervi nüfuslarına göre hani milli yapılarına göre çok güçlü. Siz bu Katar riyalini Londra'da piyasaya sürmeye kalktığınız zaman Katar kurunda, riyal kurunda dalgalanma olmaya başladığında adam tutar, basar orada 10 milyar, 15 milyar dolar parayı, Londra piyasasından geri çeker bu parayı. Yani eski şekle dönmek için. Belki 1-2 günlük bir çalkalanma yaşar. Sonra ne olur? Sonra intikam olarak kendi elindeki TL'ye gider. Londra piyasasına sürer. Sizin kurunuz bir anda 6.70, 6.87 neyse işte 7 civarından bir anda 8'lere 9'lara çıkar. Yani hani Merkez Bankası'nın tersten yapmaya çalıştığı işi Katar size yapar. Bunun sıkıntısı ve cezası büyük olur. Dolayısıyla dolara da çeviremezsiniz. Yani makbul bir kura da çeviremezsiniz bunu. Makbul bir paraya da çeviremezsiniz. Dolar, euro ya da sterlin fark etmez. Kala kala ne kaldı? Aslında yani mantıklı üç şık bunlardı. Bunların dışında bir tek şey kaldı. Bunu Merkez Bankası'nın kasasına atarsınız, fotoğraf çektirirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Yani Merkez Bankası'nın bilançolarında gösterirsiniz. Rezervinde hani yabancı para cinsinden para olarak görünen kalemlerde gösterirsiniz. Onun dışında başka bir şey yapamazsınız. Yani kağıt üstünde görünen para olarak şeyi vardır, faydası vardır. Ama içeride esas sizin işinizi kolaylaştıracak,
esas sizin işinize yarayacak aktif şekilde kullanamazsınız bu parayı. Katar riyalini hiç kullanamazsınız. Hani geçen şeyse de Japonya örneğini vermiştik. Hayır, Japon yeni alırsınız, kullanırsınız. Japonya ile anlaşma yapıyorsanız. İşte Amerika ile anlaşma yaparsınız, Amerika doları alırsınız, kullanırsınız. İngiltere ile yaparsınız, sterlini alırsınız, kullanırsınız. Ama onların niye vermeyeceğini de daha önceki şeyde uzun uzadıya anlatmıştık. Hem faiz açısından vermeleri işlerine gelmez, hem de böyle bir zorunlulukları yok yani. Bu adamların sizinle uğraşmak gibi zorunlulukları yok. Onun için bu geçerli dövizler cinsinden swap yapmak da çok kolay değil. Swap ayrıca bizim gibi ülkeler için biraz önce söylediğim mevzudan dolayı çok ciddi bir sıkıntıdır. Neden sıkıntı? Bu sadece Katar ya da başka bir ülke olup olmaması önemli değil. Herhangi bir X ülkeyle yani tek müstakil ama çok ciddi büyük rakamlarda bir swap anlaşması yaptınız. Yani 10 ayrı ülkeyle 5'er milyar dolarlık, 10'ar milyar dolarlık, 10 ülkeyle, 20 ülkeyle, 30 ülkeyle yapsanız sorun yok. Ama tek ülkeyle ciddi miktarda büyük bir anlaşma yapıyorsanız ekonominizi ona teslim etmişsiniz demektir. Neden? Yarın bu ülkeyle diplomatik bir başka sebepten dolayı problem yaşadığınızda sizde swap anlaşması yapan ülke çok muhtemel ki döviz birikimi açısından ya da ekonomik açısından güçlü bir ülke olmak zorunda. Yoksa kendine hayrı olmayanın kimseye hayrı olmayacağı için size böyle bir şey yapamaz. Yani ya da oradan aldığınız para bir işe yaramaz. Ama dediğim gibi yani siz onun parasını götürdüğünüzde Londra borsasına adam buna müdahale eder, basar doları alır filan. O kendi işini çözer de siz çözemezsiniz. Yani zaten Merkez Bankası kasasında çok ciddi şekilde rezerv sıkıntısı yaşarken 10 milyar dolarlık, 15 milyar dolarlık, 20 milyar dolarlık kendi paranızı emanet ettiğiniz zaman yani şimdi kur hareketleri Merkez Bankası'nın kasasında duran parayla etkilenmez. Yani siz Katar'a 15 milyar dolarlık TL de verseniz, 115 milyar dolarlık TL de verseniz, eğer bu TL piyasaya sunulmuyorsa, yani iç piyasa, dış piyasa önemli değil. Yani piyasada dönmüyorsa bu para, likiditeyi arttırmıyorsa, eskilerin deyimiyle emisyonu piyasada dönen emisyonu arttırmıyorsa, kur hareketlerine hiçbir yansıması olmaz. Niye? Sizin kasanızda duracak TL, Katar alır bunu, kendi kasasına koyar. Orada bir sıkıntı yok. Ama yarın öbür gün ters düştüğünüz zaman adam şöyle yap dedi, yapmadınız. Böyle yap dedi, yapmadınız. İşte sebep nedir bilmem ama olur mu olur. Ne olacak peki sonra? Herif tuttu, Londra borsasında sizin 10 milyar dolarınızı, 15 milyar dolarınızı. Ha, sen benimle anlaşmıyor musun? Anlaşma kardeşim, buyur o zaman satıyorum ben senin paranı dedi. Sattı. Bir anda işte o rahip hikayesinde yaşanan kur çalkantısının iki katını, üç katını, beş katını yaşarsınız. Bunu engellemek için Londra piyasasından TL toplamak zorunda kalırsınız. Paranız varsa yetişebiliyorsanız yüksek kurdan, bir de siz talepkar olduğunuz zaman bu sefer yüksek kurdan geri almak zorunda kalırsınız. Sıkıntılı bir durum olur. Alamıyorsanız çok daha sıkıntılı bir durum olur. Onun için bu tür swap anlaşmaları sorunludur. Yani dışarıdan dış kaynak bulursanız bu tür paranızın yüksek hacimle Londra piyasasına ya da Amerika piyasasına sunulmasını engelleyecek çözümlerle bulmanız lazım. Nedir? Kredi almak mesela. Kredi alırken tek taraflı para alıyorsunuz. TL vermiyorsunuz karşılığında. Dolayısıyla sizin paranızın satılma ihtimali yoktur. Şimdi BDDK geçtiğimiz günlerde daha önceden beri son 1-1,5 senedir adım 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 bu swap hattını, yurt dışı bankalarla ilgili olan swap hattını adım 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 keserken siz ne deyip bir kalemde 15 milyar doları bir başka ülkeye veriyorsunuz? Neyine güvenip veriyorsunuz? O bankanın yapmayı siz bankalara, özel bankalara yapma dediğinizi siz kendi elinizle yapmış oluyor musunuz? Yani onun nereden biliyoruz bu sizin paranızı satmayacağınızı? Aynı mevzu işte. Yani benim param yurt dışında satılmasın kardeşim diye sen özel bankaların elini kısıtlıyorsun ama öbür taraftan elin adamına güvenip 15 milyar dolar karşılığı TL'ni güvenip teslim ediyorsun. Yani bu çok mantıklı bir iş değil. Yani adam tamam iyi niyetle
eğer yaklaşıyor ve bu para senin paranı piyasaya sürmüyorsa burada bir sorun yok. Ama dediğim gibi yani her ülke kendi çıkarını düşünmez mi? Yarın sadece bu para ilişkisiyle ilgili değil ki. Bir başka mevzuyla ilgili biz Katar'la karşı karşıya gelebiliriz. En nihayetinde yani yanlış hatırlamıyorsam bundan bir sene önce galiba bu Katar Amerika ile kötü olduğu dönemlerde işte biz de böyle bir ufak yollu bir gerginlik yaşama durumunda kaldık. Sonra Katar'ın yanında mı olduk, Amerika'nın yanında mı olduk belli olmayan bir şeyle, bir tavırla iş geçiştirildi. Çok da büyümedi zaten mevzu. Ama bu mevzu böyle bir durumda derinleşse, siz de Katar'ın karşısında durmak zorunda kalsanız ben olsam acımam yani. Götürüp Londra'da da satarım paranızı. Ondan sonra nereden toplarsanız toplayın der adam. Yani dolayısıyla bu işlerde her ne kadar siyasi malzeme açısından bakıldığında eksi puanmış gibi görünse de bu sanki işte swap anlaşması adı kredi değil filan ama emin olun krediden çok daha tehlikeli ve çok daha risklidir swap anlaşması. Bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. Halbuki kredi öyle değildir. Razı ederseniz adama 10 milyar dolar, 20 milyar dolar, 50 milyar dolar ne kadar razı edebiliyorsanız tek taraflı para alırsınız. Aldığınız para sizin kontrolünüzdedir. Kimseye de siz paranızın satılma imkanını vermezsiniz. Ahmet Bey görüntü hiç yok diyor. Acaba ben mi bağlanamadım? Evet siz bağlanamamışsınızdır Ahmet Bey. Çünkü ben test olsun diye yanımda bir bilgisayar daha tutuyorum. Onda var bir sorun yok. Başka arkadaşlardan da böyle bir şikayet yok. Bence sizle ilgili müstakil bir sorun yok. Devam edelim. Dediğim gibi bu swap anlaşması hikayesi bu. Bir de bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani mevzu zaten çok gündemde olduğu için ve çok meşhur olduğu için belki bu kısmını biliyorsunuzdur ama yani kredi anlaşması yaptığınızda çok uzun vadeli, 10 yıllık, 5 yıllık, yıllık ödemeli, 6 aylık ödemeli, 5 yıllık ödemeli falan gibi değişik kredi anlaşmaları yapılabilir. Özellikle euro, dolar ya da sterlin cinsinden yapılan anlaşmalar oldukça uzun vadeli ve bunu ödemeli falan çıkabiliyor ama swap öyle değil. Yani swap meselesinde çok daha sıkıntılı. İşte 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık. En uzun yıllık. Yani siz bu Katar'dan aldığınız parayı bir yıl sonra iade etmek durumundasınız. Ha, yani evet şey rol yapılabilir. Yani tekrar yenilenebilir, tekrar devam ettirilebilir falan filan ama en nihayetinde şey süre kısa. Yani işin angarya kısmı çok uzun ve her sene bu işi yapmak zorundasınız. Yine orada da şey devreye giriyor. Yani bu sene iyisiniz ama seneye Allah bilir ne olacak. Adam şey görüntü yok ses. Allah Allah görüntü nasıl yok? İlginç. Bazı arkadaşlar görüntü yok diyor. Telefonla ilgili bir şey olabilir belki ya bilgisayardan şey yapıyorsanız onda bir sıkıntı yok ondan eminim. Belki telefonda göremiyor olabilirsiniz onu bilmiyorum ama bilgisayarda sıkıntı olmadığından eminim. Yanındaki bilgisayarda sorunsuz çalışıyor. Evet. Sorun yok. Evet. Bazı arkadaşlar sorun yok diyor. Muhtemelen bu bilgisayar ya da telefon olması ile ilgili. Bir bizlik bir şey yok yani onu kendiniz maalesef çözmek durumundasınız. Sanıyorum o zaman telefonla ilgili. Telefondan katılan arkadaşlar için. Nerede kalmıştık? İşte şey tek taraflı bir şey anlaşması yapıyorsanız, borç alacak ilişkisi içerisindeyseniz o zaman sorun yok. Kontrol sizde ne aldığınızı, ne verdiğinizi bilirsiniz. Yaptığınız anlaşmanın süresine dayalı olarak İşte ne kadarlık bir faiz ödeyeceksiniz, bunun hesabını, kitabını yaparsınız. Bu hesap kitap içerisinde işin ekonomisi, maliyesi size uyuyorsa parayı alırsınız, istediğiniz gibi kullanırsınız. Ama öbür türlü öyle değil. Yani siz bir taraftan para alırken bir taraftan kendi paranızı veriyorsunuz ve ciddi miktarda para veriyorsunuz. Bu verilen para her an sizin ülke ekonominize çok ciddi bir silah olarak geri dönebilir. Böyle bir yetkiyi de
Ya 10-15 milyar doları, 20 milyar doları, 50 milyar doları yani neyse işte. Hani öyle seviniyoruz ya para büyüdükçe çözüm oluyor falan diye. Para büyüdükçe de risk artıyor. 50 milyar dolar gibi parayı yaptığınız swap yaptığınız zaman karşı taraf sizi 2 günde batırabilir. Yani 2 günde dolar kurunu 10 lirada falan görebilirsiniz. Yani böyle bir şey mümkün 50 milyar dolarlık bir anlaşmayla. Dolayısıyla bu yani bu swap anlaşması zaten onun için böyle abartılı miktarlarda kullanılmaz. Swap anlaşmasının aslında kullanılmasını yani tek faydası vardır. O da yani o bile tercih edilmiyor ama tek faydası vardır. Karşılıklı ithalat ihracat dengesinde kendi paranızı kullanırsınız. Katar size Katar riyali verir, siz ona TL verirsiniz. Katar bizden bir malzeme almaya kalktığı zaman TL ile ödeme yapmak ister. Bunu muhtemelen Türkiye'deki şirket kabul eder. İçeride dolara çevirir, euroya çevirir, neye çeviriyorsa çevirir ama kabul eder. Siz oradan bir şey almak istediğiniz zaman da bunun karşılığında Katar riyali ödersiniz. Muhtemelen Katarlı şirket de bunu kabul eder. Yani burada bir sorun yok. Karşılıklı para ticaretinin yaşadığı, sağladığı tek fayda budur. Ama burada da sizin yapacağınız ithalat ihracat dengesi çok önemli. 15 milyarlık swap hattı açtığınız bir ülkeyle bu paranın işe yaraması için hiç olmazsa 10-15 milyar dolar civarında da sizin işlem hacminiz olması lazım. Yani ticaret hacminiz olması lazım. Katar'la yapılan ticaret hacmine bakıyorsunuz. Karşılıklı onun bize sattığı, bizim ona sattığımızı topladığınız zaman 1 milyar dolar ediyor etmiyor o civarda. Yani öyleymiş. İşte biz de dersimize çalıştığımız zaman gördük. 1 milyar dolar civarında bir ticaret hacminiz varsa 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıyorsanız bunun kimseye bir faydası olmaz. Hiçbir şeye bir faydası olmaz. Dediğim gibi sadece Merkez Bankası'nın kasasına atarsınız, fotoğraf çektirirsiniz. Onun dışında da başka bir şey yapamazsınız. Kullanabileceğiniz başka hiçbir taraf yok. Ha bir şekilde belki şöyle olabilir. İşte Katar hepimizin bildiği gibi daha çok doğal gaz ticareti yapıyor, üretiyor, petrol de üretiyor. Siz işte atıyorum Rusya'dan alacağınız petrolü, Irak'tan alacağınız petrolü, İran'dan alacağınız petrolü çevirirseniz Katar'dan almaya kalkarsınız. O zaman olur. Ama muhtemel ki şu ana kadar eğer bunu yapmadıysanız bu ticarette de sizin işinize gelmeyen bir dengesizlik var demektir. Nedir? Belki adam 1 dolar 2 dolar fazlaya satmak istiyor. Şimdiye kadar onun için almadınız. Yani niye biz Katar'dan almıyorduk madem? Niye İran'dan alıyorduk? Niye Irak'tan alıyorduk? Niye Rusya'dan alıyorduk petrolü? Niye doğalgazı Azerbaycan'dan alıyorduk? Demek ki adam bizim istediğimiz şartlarda, bizim istediğimiz fiyatlarda vermiyordu. Yani o öbür taraftan almak daha çok işimize geliyordu. O zaman da yani adam tamam size bunu verecek belki doğalgazı ve belki değil verecek tabii yani. İşte elinde paranız var. Onların parası var neticede. Gaz alacaksınız, Katar riyali vereceksiniz. Okey dedi adam da. Ama belki 2 dolar fazlaya satacak, 5 dolar fazlaya satacak. Buradan da böyle bir sıkıntı yaşanacak ve en nihayetinde bu parayı da bir sene sonra teslim edeceksiniz. Teslim etmiyorsanız da roll yapacaksınız, yani takas yapacaksınız, yenileme yapacaksınız. Yaptığınız yenileme esnasında da bunun farkını ödeyeceksiniz. Hani faiz karşılığı anlaşılıyor ya. Bu sıkıntılı bir iş. Yani bu işin doğrusu böyle yapmak değil. Bu işin doğrusu paraya ihtiyacınız varsa gider borç alırsınız. Yani kredi alırsınız. Kredibiliteniz varsa. Kredibilitenizin içerisindeki risk oranınız, risk yani CDS'leriniz ülke için konuşursak CDS'leriniz uygunsa, uygun maliyetli para bulabiliyorsanız şey alırsınız. Zaten bu swap meselesinin bugünlerde çok meşhur olması yani krediden ziyade swap yöntemiyle para bulunmasının düşünülmesi ben öyle düşünüyorum. Benim fikrim iki ana sebebi var. Birincisi CDS'ler çok yükseldiği için karşıdan alacağımız kredi faizlerinin rakamlarının çok yüksek olması. Kredi risk primimiz çok yükseldi çünkü. İkinci sebebi de işte eskiden beri gelen siyasi söylemler işte borç para almadık. Ne yaptık? Takas ettik. Aynı şey. Bir şey değişmiyor yani aslında bakarsanız. Borç para alsanız daha iyi. Dediğim gibi şey
Riski yok hiç olmazsa borç paranın. Bir türlü ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu mevzu da konuşulacak şeyler aşağı yukarı bu kadar. Aynı riskleriyle, artılarıyla, eksileriyle. Ha, artılarını söyleyelim. İşte daha doğrusu beklenilen artı da olmadı zaten. İşte ciddi bir anlaşma yapılırsa kur aşağıya doğru hareket ederdi. Hayır, hareket etti. İşte kur neredeyse günde 3 aşağı 5 yukarı orada. Yukarı doğru çıkmadı. Halbuki bu 15 milyar genel beklenti neydi? İşte 15 milyar dolarlık bir dış kaynak bulunduğunda bu şeyin kurun aşağı yönlü bir hareket etmesi beklenirdi. Genel olarak halbuki öyle olmadı. Ekranı göremiyorsunuz tabii ekran için. Halbuki öyle olmadı. Dediğim gibi dünden beri 3 aşağı 5 yukarı aynı bölgelerde dolar TL kuru aynı bölgelerde seyrediyor. Bugün bildiğiniz gibi 50 puanlık bir faiz indirimi oldu. Orada da çok ciddi bir şey olmadı. Yukarı yönlü bir atak olmadı. Kur bugün içerisinde aslında dün ve bugün, hani dün swap haberi, bugün faiz haberi derken iki önemli şey atlatmış olmasına rağmen şu hareketi söylemiyorum. Yani yukarıdan aşağıya son bir hafta 10 gündür gelen hareketi söylemiyorum. Şu son 1-2 günlük şuradaki harekete bakılırsa bu hareketin çok stabile yakın olduğu söylenebilir. Bunun sebebi de çok doğaldır ki işte yurt dışı traderlara TL'nin bugün yarın kapatılıyor olması, TL işlemi yapmamayı tercih ediyor insanlar. Bunun artıları mı var, eksileri mi var? Onu bugünlerde değil, önümüzdeki işte devam eden süreç içerisinde birkaç ay içerisinde çok daha net göreceğiz. Ben çok faydalı bir yöntem, çok doğru bir yöntem, çok isabetli bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi şeyi göreceğiz. İlerleyen süreçte ne olduğunu, ne bittiğini göreceğiz arkadaşlar. Bugün buna rağmen, swap haberine rağmen çok hareket etmediğini gördük. Diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz majör pariteler başta. Yani onları özetlediğiniz zaman zaten genel gidişatı özetlemiş oluyoruz. Borsa endekslerindeki işte uluslararası borsalarda, büyük borsalardaki hareketler aslında çok büyük görüntü değişiklikleri olmadı. Bizim geçen şeyde webinarlarda söylediğimizin dışında çok fazla bir gelişme olmadı. Bizim beklentimiz neydi? İşte genel olarak sterlin dolar paritesi, euro dolardan başlayalım. Sırayla devam edelim. İşte euro dolar paritesini hatırlayacaksınız. Şöyle bir bant aralığımız vardı. Hala bu bant aralığında gidip geliyoruz. Euro dolarda bir şeyi daha önce de söyledim. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Tekrar sterlin dolar ya da diğer paritelerde belki bu kadar net bir hareket yok. Ama euro dolarda böyle net bir hareket var. Çok ciddi bir süredir eğim düşük de olsa aşağı yönlü bir bant hareketi, geniş bant hareketi yapıyor. Bu bandın alt sınırı aşağı yukarı 1.0650 civarında. Bu bugünlerde yukarısı da 1.10-1.11 civarında bandın üst sınırı. O günlerde söylemiştik bu bant böyle üstüne stop koyulacak, cetvel gibi ölçülecek. Yukarı çıkarsa alım ya da üstüne stop koyarak satış yapalım şekliyle bir bant değil. Sadece istikamet gösteren bir bant. Aşağıda da yukarıda da çok defa ihlal edilmiş bir bant. Ama istikamet açısından hala bu bandı bozmuş değil. Söylemek istediğim şey şu, burada dikkat edilmesi gereken şey çok büyük ihtimalle, buna kesin demek doğru değil ama çok büyük ihtimalle bu bant aşağı yönlü değil, yukarı yönlü kırılacak. Çok uzun zamandır bu kadar uyumlu bir şekilde bu bandı tasdik etmiş, onaylamış ve içerisinde devam ediyorsa majör paritelerin genel olarak takındığı tavır çok ekstra büyük hareketler olmazsa
büyük sebepler olmazsa daha doğrusu ki aslında öyle bir sebep vardı işte bu pandemi hikayesiyle beraber kırmak istese aşağı yönlü çok rahat kırabilirdi. Şu ihlal o dönemlerde olmuştu hatırlarsınız. Burada kırabilirdi. Sterlin'in yaptığı nispette bir hareket yapmış olsaydı şey Euro dolar bu bant aşağıya doğru kırılırdı. Yapamadı. Daha stabil, daha dirençli kalmayı tercih etti Euro-Dolar o zamanlarda. Dolayısıyla bundan sonra da eğer böyle çok ekstra bir örnek, çok ekstra bir olay olmadığı müddetçe bu bant buradan kırılacak manasını söylemiyorum ama eninde sonunda çok büyük ihtimalle bu bant yukarı yönlü kırılacak. Yukarı yönlü kırıldığında da bandın hedefi çok büyük ihtimalle şu düşüş kanalı olacak. Şöyle çizersek çok vakit kaybetmeyelim. Siz bunu kendi ekranınızda da çizip daha net görebilirsiniz. Haftalık grafik isterseniz biraz daha net görülebiliyor. Bu. Daha önce hatırlarsınız bundan 1,5-2 yıl oldu galiba. 2 yıl önce 1,25 gördüğü seviye bu. Bandın üstüne çizgisine de dönmüştü. Günlerde de kabaca bakacak olursak bu bandın üst çizgisi de 1,17 civarına falan gidiyor. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani ona dikkat edin bu tür grafiklerde. Hani böyle milimetrik grafiklere inanmak doğru değil. Bakın mesela bu çizgiyi böyle çizmek mümkünken şöyle de çizmeniz mümkün. O zaman çok şey haftalık grafikte çizdiğiniz için yani neredeyse 53 değişir. Yani demin 1,16-50'ye gelen seviye şu anda 1,17-40'a geliyor mesela yani böyle ölçtüğümüzde. Öyle çizmekle böyle çizmek arasında bir fark yok. Yani dediğim gibi burada dikkatinizi çekmek istediğim şey özellikle grafik büyüdüğünde ve sıkıştırıldığında çok milimetrik kaymalar bile böyle 50-100 piplik, 150 piplik şeyler, farklar yaratabilir. Onun için bu çizgilere milimetrik inanmak, şimdi kesti, 10 geçti, 20 geçti. Buradan stoplayalım ya da buradan alalım şeklinde tek başına salt bu çizgiye inanıp güvenip seviye tespit etmek doğru değildir. Yani milimetrik seviye tespit etmek doğru değildir. Bu şekilde yapmayın. Genel olarak bu sizin istikametinizi göstersin, stratejinizi belirlesin. Bu tür çizgilerin görevi odur. Dediğim gibi Euro dolar içerisinde bant hareketini takip ediyoruz. Aşağıdan ziyade yukarı yönlü kırılması bence daha mümkün. Şu anki süreçte olmayabilir bu. Ne zaman olacağı ile ilgili herhangi bir iddiamız yok. Sadece düştükçe alım yapmak, çıktıkça satış yapmaktan daha mantıklı görünüyor. Çünkü bu bölgelerde satış yaparsanız ve bant yukarı kırılırsa çok ciddi şekilde 1,17'ye, 1,18'e, 1,19'a kadar terste kalma ihtimaliniz olabilir. O haftalık grafikten gelen şeyle. Yani hesabınızı ona göre yapıyorsanız ben 1,17'ye, 1,18'e kadar taşırım bu işlemi üstünde diyorsanız ona diyecek bir şey yok. Marj ayarınızı ona göre yapıyorsanız bir mesele yok ama bu çizgiyi baz alarak işlem yapıyorsanız orada sıkıntı çıkabilir. Uyarılması gereken tek konu bu. Halbuki dip noktalar aşağıya doğru kırılmasının çok daha zor olduğunu düşünürsek, evet ihlaller olmuş ama zaten bu bölge kırılmaya kalkarsa aşağıda bu çizginin dışında 1,05 gibi çok güçlü bir yatay destek var. O desteğin altında 1,0350 gibi hani tarihi dip denilebilir. Tarihi dip desteği var bu bölgelerde. Onun dışında da bir gibi psikolojik bir destek var. Yani peş peşe gelen çok güçlü birbirinden güçlü büyük destekler var. Onun için alt taraftan yani aşağıya doğru mesafe kısaldığı zaman alım yapmak yukarıda satmaktan daha mantıklı görünüyor ama herkesin tercihi kendi işlemi tercihiyle belirlenecek. Kendi işlem stratejisi. Ben sadece uyarıları gündeme getirmek istiyorum. Mevzu bu.
Sterlin'de enteresan hareketler oluyor. Evet, beklediğimiz yatay hareketin içerisinde işte hatırlarsanız geçenlerde ağırlıkta tabii yukarı doğru çıkabilir. Çıkmaz değil ama ağırlıkta işte şu hareketler aşağı inerse de 1.20, 1.20'nin altında hareket etmesini çok olası görmüyoruz. Sürpriz olabilir. Yani imkansız manasında değil ama olasılıksa eğer buradan yürüttüğümüz fikirlerin oranı bu mavi bandın altı 1.20 bölgesinin altı biraz güç görünüyor. Evet daha önce düştü 1.14.50'ye bir Brexit zamanında bir de bundan 1,5 ay kadar önce işte o satış aşırı satış yediği zamanlarda Euro ile beraber, altınla beraber, borsalarla beraber hepsinin satış yediği dönemde. Geçen ayın 20'si galiba. Bir önceki aydı pardon. Bir önceki ayın 18-20'si civarıydı. Yani 2 ay önceki mevcuda düştü ama o daha çok seviyenin hak edilmesinden ziyade panik satışla ilgili bir şeydi. Zaten 1-2 gün içerisinde de tekrar toparlayıp 1.24-1.25 seviyelerine doğru hızlı hareket etti. Ben bir müddet daha sterlinin bu bantta, geniş bantta aşağıda 1.20, yukarıda işte 1.27-50 ihlal ettiği zamanlarda belki 1.30 bu civarda seyredeceğini düşünüyorum. Bu bandında kırılırsa aşağı yönlü değil yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Çünkü aşağı yönlü kırılmayı için geçen seferki olay gibi ya da hatta onun artık piyasanın alıştığı bir ortam, bir durum olduğu düşünülürse geçen seferkinden daha güçlü, yani salgın meselesinden daha güçlü bir başka psikolojik faktör olmalı, bir başka panik yaratacak faktör olmalı ki bu 1.20 bandı aşağı doğru kırılsın. Olağan koşullarda 1.20 bandının aşağı yönlü kırılması çok mantıklı gelmiyor. Tek bir istisnai durum olabilir. Onun da gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama onu da göz ardı etmemek lazım. İşte İngiltere'nin zaman zaman kimi analistler tarafından konuşuluyor. İngiltere Merkez Bankası tarafından bu doğrultuda yapılmış bir yorum yok. Varsa da ben görmedim, bana denk gelmedi. Negatif faiz meselesine eğer İngiltere geçerse ben çok mantıklı ve makul görmüyorum. Onların da görmediklerini düşünüyorum. Çünkü bir önceki şeyde bırakın negatif faiz hikayesini. Şu anda 0,25 olan politika faizinin düşürülmesi konusunda 9'a 0 yani tamamı reddetti düşürülme meselesini. Tamamı sabit kalmasını istedi. Ha, bu değişmez mi? Değişebilir ama negatif faizi geçmek mi olur? Sıfırlanması mı olur? O ayrı bir mesele. Negatif faize geçmediği takdirde 1.20'nin altını ben çok makul görmüyorum. Hatta negatif faize geçilse bile belki birkaç gün, belki birkaç haftalık aşağı yönlü hareket yani bu mavi çizginin altında bir yine böyle 1.14'ler, 1.15'ler civarında bir hareket kısa sürede 1-2 haftalık bir oyalanmadan sonra negatif faize geçilse dahi yukarı yönlü hareketle birkaç hafta içerisinde ben tekrar 1.20'nin üstüne atabileceğini düşünüyorum. Bu ısrarla 1.20 meselesinin altı üstü meselesini söylememdeki sebep şu değil. Sterlin'in dolara karşı çok daha güçlü olduğunu düşündüğüm için falan değil. Tam tersi bugünlerde herkesin gördüğü gibi her fırsatta herkes dolara saldırıyor. Yani 2 gün dolar değer kaybetme, dolar endeksi değer kaybetmeye niyetlense bile 3. gün hemen o 2 günde verdiğinin tamamını neredeyse geri alacak şekilde değerini kazanıyor. Benim şeyim o değil. Yani dolara karşı ciddi bir şekilde en azından bugünlerde değer kazanacak manasında değil ama sterlin zaten kaybedeceği değeri kaybetti şimdiye kadar. Bundan sonra kaybedebileceği çok fazla bir şey yok. Yani hani en nihayetinde sterlin de İngiltere'nin parası şu ana kadar Avrupa'da birkaç ülkeden Avrupa Birliği'nin üye olmasına rağmen parasını dışarıda tutmuş, değerini koruyabilmiş birkaç ülkeden birisi. Bundan sonra da bu 1.20 seviyelerinin altına inmesine çok sıcak bakacaklarını düşünmüyorum. Hem uluslararası piyasaların hem İngiltere Merkez Bankası'nın bu konuda bence
Yani daha önce de ufak ufak konuşulmuştu bu mevzular. Brexit zamanında, pandemi döneminde pek olmasa da İngilizlerin öyle bir tarafı vardır. Yani çok böyle parasını kur savaşı niteliğinde işi agresifleştirip parasının değerinin düşürülmesini bir onur kaybı olarak görebilirler. Onların birçok konuda var böyle kompleksleri. Yani o manada ben 1.20'nin altını açıkçası çok olası görmüyorum arkadaşlar. Bu arada bu konuyla ilgili ya da başka konuyla ilgili sorularınız varsa onları alalım. Webinarın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Soruları da cevaplarız. Borsalara bakalım. Borsalarda aynı. Aslında bakarsanız para enstrümanlardan, para birimlerinden çok ayrı hareket etmiyor. Hatta özellikle son neredeyse bir aydır borsalar aşağıysa sterlin dolar aşağı, borsalar yukarıysa sterlin dolar yukarıya gibi böyle çok mantıklı, makul ve çok basit bir korelasyon kurmuş görüntüleri var. Tabii aradaki yüzdesel fiyat değişiklikleri birbirinden farklı olsa da genel olarak birbirlerini takip etmeyi çok sevdiler son zamanlarda. Piyasa biraz da bunları eşleştirdi sanıyorum. Yani zaten genel olarak hani borsalarda da işte fiyat yükseldiği zaman piyasa iyimsere döndü. Borsalar düştüğü zaman piyasa biraz daha bozuldu falan denir. Bu eskiden beri var ve çok doğal. Zaten piyasanın moralitesini bunlar tayin eder ama hatırlarsınız ya da dikkat etmişsiniz. Dolar endeksi düştüğü zaman da aynı sözcükler karşılığını buluyor. Yani dolar endeksinin değer kaybetmesi piyasaların daha moralli, daha iştahlı olduğunu, dolar endeksinin değer kazanması da piyasaların daha sıkışmaya doğru yöneldiğini. Tabii sebebi çok basit. Yani dolar ve diğerleri şeklinde geldi iş özellikle son zamanlarda. Yani diğerlerinden kasıt bu sadece para birimi açısından değil, para birimi, borsa, altın bilmem ne işte hepsi bir arada. Yani dolar mı diğerleri mi? Dolar mı diğerleri mi? Diğerlerinin içinde çok alternatif var. Sterlin var, euro var, borsa endekslerinin envai çeşidi var. Ama ya dolar ya diğerleri şeklinde böyle ikili tercih olmaya başladı. Bu da şeye giriyor. Yani dolayısıyla aynı yataylıkta bir geniş bant hareketini bekliyoruz. Geçen sefer hatırlayacaksınız. İşte zirveyi eski zirveyi geçebileceğini ama burada Nasdaq'ı ayrı tutmuştuk. Nasdaq biraz daha bilişim sektörüyle teknoloji hisseleri barındırdığı için orada çok iyi bilançolar çıkmaya başladı. Çıktı hatta çok ciddi karlar gösterdiler. Bu sokağa çıkma yasaklarının işte kapanma dönemlerinin Nasdaq'a zararı değil neredeyse faydası oldu. Dolayısıyla Nasdaq kendi hikayesini daha farklı bir şekilde yazmaya başladı. Ama neticede yön olarak aynı olsalar da Nasdaq tabii mesafeyi çok aştı. Nasdaq'la Dow Jones arasında dün şey olsa da yön korelasyonu olsa da yüzdesel yükseliş düşüş korelasyonu birbirini çok farklı şekle getirdi. Yani grafikler de birbirinden çok farklı hale geldi. İşte Nasdaq devamlı yükselen bir trend içerisinde. Diğeri ise daha piyasanın genel beklentisi. Çünkü Dow Jones'ta ya da DAX'ta ya da işte Fransız endekslerinde beklenilen kötü bilançolar gelmeye başladı. Hani tamam ne kadar beklense de bilançonun kötüsü en nihayetinde işte para desteği sağlansa dahi en kötü ihtimalle düşmese de yükselmekte zorlanıyor. İşte Dow Jones'ta görüyoruz, DAX'ta görüyoruz ama dediğim gibi Nasdaq kendi hikayesini biraz daha farklı yazıyor. Hem para desteği hem para desteği derken hükümetlerin çıkardığı parasal genişleme açısından verilen destekler hem de kendi iş dinamiklerinde bilançoların ekstra iyi gelmesi beklenenin dışında iyi gelmesi yani hani standardın dışında değil beklenenin dışında değil de işte net evden çıkmayınca
internetten alışveriş yaptı. Teknoloji hisseleri bu sayede farklı şekilde çok daha şey kazandı, değer kazandı. Bir arkadaşın sorusuna bakalım. Bir arkadaşın sorusu gözüme çarptı. Euro JPY ile ilgili pardon. Euro JPY ile ilgili istemiş. Şimdi bu dolar Japon yeni. Dolar Japon yenindeki hareket önce onunla yani dolar karşısında nasıl bir hareket yaptığını bakmak açısından dolar Japon yenine baktığınızda bir kere şunu biliyoruz. Japon yeninde aşağıda 100 seviyesi çok önemli bir destek. Şu bölge sanıyorum buraya geliyor. Yani kabaca burası. Evet. 100 çok önemli bir destek. Bundan 3-4 yıl önce işte 2016'ymış. Evet. 2016 yılında bu yüzü çok destekti. Aşağıya ufak ufak sarkmaları da oldu hatta. İşte o zaman bu helikopter parası hikayesi çıktı. Eskiden çok daha aşağıya gördüğü dönemlerde olmuştu ama o günkü konjonktür ve şu son 5-10 yıl içerisindeki konjonktür arasında ekonomik, finansal yapılar arasında çok ciddi fark var. Bu yüz desteği artık geçilmez bir kale oldu. Dolar Japon yeni paritesinde. Onun bir üstünde 100 kadar olmasa bile ona çok yakın bir 105 desteği var. Bu 105 desteği de çok önemli. Zaten burada da 105 desteği kırıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde yüzü gördük. Şu arada bir şey zamanında işte bu Euro doların geçenlerde bir iki ay önceki sert satış yediği zaman sterlinin 1.1450'yi gördüğü zaman 2 ay önceki dönemde aşağı yukarı bu yüzleri tekrar 101 civarına kadar indi. Yüzü test edemedi ama çok hızlı tekrar yukarı çıktı. Oradaki gibi. Alım için çok iyi bir fırsattı. Yüz artık bundan sonra Japon ekonomisinde ve Japon finansal düzeninde çok ciddi bir marjinal değişiklik olmazsa 100 aşağı yönlü geçilmez bir kayadır. Zaten Japon hükümeti de bunun altına izin vermeyeceklerini defalarca söyledi 2016 döneminde. Herkesin kur savaşları, kur savaşları, paramız ucuzlasın dediği dönemlerde tam tersine Japon yeni hani resesyon uzun yıllardır negatif faiz yaşıyor olmasına rağmen, resesyon yaşıyor olmasına rağmen çok ciddi şekilde kıymetlenmişti. Japon hükümeti buna izin vermeyeceğini de söyledi. Adamların ekonomisi de buna yeterli. Sadece söyledikleriyle kalmaz bu güçlü ekonomiler. Gereken tedbiri de alırlar. Dolayısıyla yüzün altında hareket kabiliyeti çok ciddi şekilde yoktur. Böyle baktığınız zaman Japon yeni aşağıda hani çok fazla gidebilecek evet 105 desteğine yakın 100 desteğine biraz daha mesafeli olsa da Japon yeni devam eden süreç içerisinde aşağı yönlü hareket yani değer kazanması Japon yeninin değer kazanması USDJPY'nin grafik olarak aşağıya düşmesi mümkün olsa da genel ağırlıklı olarak düştükçe al dönemi bence yüzü arkanıza aldığınız zaman çok daha makuldür. Dolayısıyla Japon yeninin ilerleyen orta uzun vadeli süreçte değer kaybetmesi çok daha olası. Ben öyle diye görüyorum. Euro dolar paritesinde ise Euro'nun değer kazanması çok daha olası. Yani Japon yeni dolara karşı değer kaybediyorsa, Euro dolara karşı değer kazanıyorsa, Euro Japon yeninde de çok açık farkla orta uzun vadede hiç Euro Japon yeni grafiğine bakmadan Euro Japon yeninin grafiklerimiz arasında var mıymış ona bakalım. Yokmuş. Euro Japon yeninin yükselen bir grafik içerisinde olmasını beklemek çok daha mantıklı olacaktır. Temel analiz açısından
yorumlayalım. Bir de grafiğin kendisine bakalım teknik analiz olarak. Burada bir sana evet böyle biraz şeyi sığdırmak görmemiz gereken açıdan biraz şey sıkıntılı bir görünse de burada şöyle bir düşüş trendi oluşmuş ama tahmin ediyorum çok yakın bir zamanda evet yakın bir zamanda burada da herhalde güçlü destekler güçlü destekler bu bölgede evet aşağı yukarı bu bölgede ayrıntılı vakit kaybetmeyelim. Bu bölgelerde iyi destekler var. Eğer bu bölge aşağı kırılsaymış, bir test etmiş, kıramamış. Ben tahmin ediyorum herhalde yakın bir zaman içerisinde şu anda 114.92 yok pardon 114.92 115 desteğini kıramamış aşağıya. Şu anda 118 seviyelerindeyiz. Kırmızı trend çizgisini takip etmek önemli. Kırmızı trend çizgisi kırıldığında yukarı yönlü kırıldığında yukarı yönlü kırılacak. Ben öyle diye düşünüyorum yakın zamanda. Biraz önce yaptığımız analizden dolayı da öyle olması gerektiğine inanıyorum. Ya bu seferinde kırmasa da aşağı yönlü bir hareketle bir düzeltme yaparak ondan sonraki harekette kırabilir. 115 desteğini kırarsa aşağıda bir miktar daha alan açılabilir. Euro Japon yeni açısından. O zaman 109-20-110 seviyelerine doğru hareket edebilir. Bugünkü koşullarda kısa vadede, orta uzun vadede de hatta orta vadede diyelim. İleriden sonra dönüp dolaşıp gelip aşağıya doğru tekrar kırabilir ama şu anki görüntüyle ben aşağıda 110 desteğinin kırılabilmesini biraz kırılmasını Euro Japon yeni açısından oldukça sürpriz olarak görürüm açıkçası. 110 desteğinin altına geçmesi biraz bugünkü koşullarda sanki zor. Hatta belki 105 desteğinde bile 105 desteğini bile kırmakta çok ciddi zorlanabilir. Yakın bir süre içerisinde bu trend de yukarı yönlü kırılabilir. Bu benim fikrim. İzleyip göreceğiz. Ben Euro Japon yeni ile ilgili zaten genel olarak Euro GBP dışında çapraz paritelerin hiçbirisinde neredeyse işlem yapmıyorum. Ama enteresan bir parite olmuş. Enteresan bir şey gösteriyor ama aşağı yönlü hareketi şu anda 118 civarında olduğunu kabul edersek aşağı yönlü hareket potansiyeli bir miktar 700-800 kadar bir risk. Eğer alım yönünde long pozisyon açarak işlem yapıyorsa yapan arkadaş varsa 700-800 piplik bir risk bölgesi var. Mesafe ayarını bu açıdan doğru yapmak lazım. İşlem büyüklüğünü bu açıdan doğru hesap etmek lazım. Evet, bu paritede de böyle. Bugün pek fazla soru yok. Sorulacak her şeyi anlatmışız herhalde. Öyle diye görüyoruz. Arkadaşlar, bugünlük webinarımız bu kadar. Önümüzdeki Salı günü bayramın son günü. Vaktiniz olursa bekleriz. O gün de webinarımız var. Yine akşam aynı saatte, akşam 6'da. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler, bol kazançlar diliyorum.